Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fütuhât-ı Mekkiyye 9. Sifr 57. Kısım. Vasıl içinde vasıl. Oruçlunun orucunu açma vakti. Müslim, Abdullah bin Ebi Efva'nın söyle dediğini aktarır. Ramazan ayında bir yolculukta Hazreti Peygamber ile birlikteydik sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş battığında birisine in ve bize koyun sağ deyince adam ey Allah'ın peygamberi henüz gündüz diye karşılık vermiş. Peygamber tekrar in ve bize süt sağ demiş. Adam bineğinden inip süt sağmış ve onu peygambere getirmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de içmiş ve şöyle demiş. Güneş şuradan batıp gece buradan geldiğinde oruçlu iftarını açmıştır. Oruçlunun bir şey yiyip yememesi eşittir. Çünkü şari onun orucunu bozduğunu bildirmiştir. Başka bir ifadeyle bu vakit oruç tutma vakti değildir ve güneşin batmasıyla oruçluyu El-Fatır ismi hakimiyeti altına alır. Gecenin gelişi gaybde bulunan şeyin ortaya çıkması değil, gaybın otoritesinin ortaya çıkması demektir. Gece gelmiş ve hakikat güneşinin ortaya çıkardığı şeyleri kıskançlık duygusuyla örtmüştür. Kıskançlık, keşif sahiplerinin gördükleri Allah'ın yasak ve alametlerine saygı göstermeyişlerine karşıdır. Çünkü bu esnada göz öyle bir şey algılar ki onun bir kısmı bir şeyin içinde bulunsaydı kendisine gerekli saygı yerine getirilemezdi. Keşif sahiplerinin gördükleri şeye karşı saygıları azalınca gece kıskanarak onu örtmüştür. Böylelikle hakikat güneşinin ortaya çıkardığı şey gecenin bilinmezliği içinde gizlenmiştir. İnsan gaybe girer yani oruca girer ve onu niteliği haline getirirse İçinde bulunan sır ilimlerini değil, nur ilimlerini algılar. Nur ilimleri bütün yaratıkların menfaatleriyle ilgili ilimlerdir. Gecenin gelişiyle ise yıldızların ışıkları ortaya çıkar. Allah onları denizin ve karaların karanlıklarında doğru yolu bulalım diye yarattı. Bu ikisi ihsan ve hayat ilmidir. Sır ilimleri ise bakanların gözlerinden gizlenir. Bu ilimler bilinmezin bilinmezidir. Bu yorumda gayb, bir kısmı algılanan bir kısmı algılanmayan hususları barındıran bir şeye dönüşmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iftar etmiştir demiştir. Oruçlunun yapması gereken en uygun iş akşam namazının ardından hemen orucunu açmasıdır. Çünkü en uygunu budur. Çünkü Allah akşamı gündüz namazının vitri yapmıştır. Bu nedenle gündüz kendisinde bulunduğu nitelikle onu kılmak gerekir. Bu özellik ise yemek ve içmekten uzak durmaktır. Farzı yerine getirdiğinde ise nafile kısmını kılmadan önce ister bir hurma tanesi veya biraz su içerek olsun yemeğe başlaması müstehaptır. Bunu yapan kişi daima hayır içindedir. Müslim, Sehil bin Sa'd'dan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. İftarı aceleyle yaptıkları sürece insanlar hayır içindedir. Yemek ve içmek orucu bozmak diye isimlendirilmiştir. Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste gecenin gelip güneşin batmasıyla orucun bozulduğunu belirtmişti. Yemek yiyerek oruçlu iki oruç bozma eylemini birleştirir. Orucu fiilen bozmak, orucu hüküm yönüyle bozmak. Anlamı dikkate alan kimse yemekle orucunu bozmayan kimsenin aceleyle yediği takdirde yemek nedeniyle elde edeceği hayrı yitireceğini söyler. Çünkü insan yemeği ertelerse acelenin kendisine getirdiği iyiliği elde etmemiş, alışverişinde mahrum ve hüsrana uğramış bir halde kalır. Sonra orucunu açarken oruçlunun elde edeceği sevinçten de yoksun kalır. Başka bir ifadeyle onun hazzını ve tadını kaçırır. Söz konusu olan zorunluluktan özgürlüğe, darlıktan genişliğe, sıkıntıdan huzura çıkmanın hazzıdır. Bu Muhammedi makamdır. Sıkıntıda kalmak ise Yusuf'un makamıdır. Hükümdarın elçisi Yusuf'u hapisten çıkarmak için geldiğinde Yusuf kendisine şöyle demiş. Efendine dön ve ellerini kesmiş olan kadınların derdinin ne olduğunu sor. Böylece hapisten çıkmamış ve elçi kendisine cevabı getirinceye kadar hapiste kalmayı tercih etmiştir. Gerçi bu da onun hapse girmesine uygundu. Çünkü Yusuf hapse isteyerek girmişti. Bu halde kendisine eşlik etmiştir. Nitekim ayette Rabbim hapis onların beni çağırdıkları işten daha hayırlıdır dediği bildirilir. Yusuf'taki bu sevgi görüle bir sevgiydi. Gerçek bir sevgi değildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah kardeşim Yusuf'a merhamet etsin. Ben olsaydım elçiye olumlu karşılık verirdim. Peygamber çıkmak için acele ederdim der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah rahmet olarak gönderdiği için makamı genişliği verir. Rahmet olan kimse ise sıkıntıya tahammül edemez. Bu nedenle orucu bozma sevincinin hazzının Yusufi yani Yusuf peygambere ait değil, Muhammedi bir makam olduğunu söyledik. Namazın hemen kılınmasını söyledik. Oruçlu akşam namazının farzından sonra ve sünnetinden önce iftar eder. Böyle yapmak peygamberin fiilidir. Önce namaz kılmak gerektiğini belirttik çünkü namaz Allah'ın hakkıdır. Orucu bozmak ise nefsinin hakkıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde oruç borcu bulunduğu halde ölen bir annenin bu borcu kaza etmek isteyen oğluna şöyle demiştir. Başka bir borcu olsaydı onu öder miydin adam? Öder miydin? Adam evet öderdim deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hakkı ödenmeye daha layıktır demiştir. Böylelikle Allah'ın hakkını öne almış ve onu ödenmesi bakımından yaratıkların haklarından daha öncelikli saymıştır. Müslim Ebu Uteyye'nin şöyle dediğini aktarır. Mesruk ile birlikte Ayşe'nin huzuruna girip şöyle dedik. Ey müminlerin annesi! Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından iki adam var. Birisi iftarını önce yapıp namazı sonraya bırakmak istiyor. Diğeri namazı önce kılıp iftarı ertelemek istiyor. Ayşe hangisi iftar için de namaz için de acele ediyor diye sorunca Abdullah bin Mesud dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı diye karşılık vermiş. Allah Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem uyulması gereken bir örnek yaparak şöyle buyurmuştur. Sizin için Allah'ın peygamberinde en güzel örnek vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem midesine girecek, bağırsaklarını yaracak yani açacak birkaç yudum su, bir hurma veya birkaç damla içecekle akşam namazından önce iftarını açardı. Akşam namazını kıldıktan sonra ise takdir edilmiş olduğu ölçüde yerdi. Ebu Davud Es-Sünen'inde Enes bin Malik'ten şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmazdan önce içecek şeylerle orucunu açardı. İçecek olmazsa birkaç hurma ile orucunu açardı. Hurma da olmazsa birkaç yudum suyla orucunu açardı. Burada peygamber içeceği öne geçirmiştir. Çünkü içeceğin yani suyun hurmaya göre Rabbi ile tanışıklığı daha yenidir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yağmur yağarken yağmura doğru çıkar ve yağmurun üzerine düşmesi için elbisesini çıkarırdı. Niçin böyle yaptığı sorulduğunda yağmurun Rabbi ile tanışıklığı yenidir derdi.